Allah bin bereket versin. Hayırlı olsun arkadaşım. Hmm, baklava için çok sağ ol. Ay, bileziğe bakar mısın? Ay maşallah. Deneyebiliyoruz mu? Dene. Ay. Sahnede falan yakar bu ortalığı kız. Ay çok güzel. Kaç para bu? 30.000 dolar. Oha ne? Anam alayım kaçayım ben bunu bozdurur yerim. Beraber kaçalım kırışırız. Hadi koş. Patron geliyor, patron geliyor. Hoş geldin güzel abim. Nezih Bey, hanımefendi bazı objeleri ekspertiz için getirmiş. Yok, ben öyle bir şey yapmadım. Güzel abim. Bak, bunlar çok eski. Çok kral bakır tencere. Bunlardan artık yok. Kaç para veriyorsan canın sağ olsun, yabancı değiliz bak. Bir de şu. Yok efendim, ilgilenmiyoruz. Mersi. Paran yoksa bir melamin tabak takımı bir şey verirsin. Ben bunları açığım. Ben değilim. Hanımefendiciğim, size ayrılan sürenin sonuna geldik. Şu yayıntıyı da toplarsak. Yayıntı? Dedin bunların manevi anısı var yalnız. En azından buna hürmeten bir büyük boy naylonla verebilirdin. Müşteri kovan ziha. Bugün parayla yaptırtamazsın bu bakır tencereyi ya. Öptüm Bora, araştırırız. Bu da arkadaşın mı? Yok, tanımıyorum. Köfte gibi kızar, biber gibi patlar zerrin. Bu kız niye buraya gelip duruyor? Neci bu? Yok abi, şarkıcı. Hani tanımıyordun? Abi ben sana söylemeye çekindim. Şurada bir yerde çıkıyor. Siz eski aktörsünüz diye size sesini dinletmek istiyor. Derdi o. Ya, ya çok yakın. İsterseniz hemen gidip 10 dakika... Nasıl bir ortam bu? Canlı müzik. Hanımların çoğu... frapan. Profesyonel kişiler. Beyler... farklı şehirlerden buraya ziyarete gelen... reklamcı, bankacı, hoş kızlar, yabancılar... bir nevi caz kulüp. Hep sahteyse aşklar, bitmeyen yalanlar... gönlümden uzak olsun. Öldüren bir zehir, böyleyse bu şehir... Şu an vücudumda kronik bir hastalığın temelleri atılıyor. Hücrelerim onlara bunu yaşattığım için intikam planlıyorlar. Hissediyorum. Ben bir tuvalete gidip geliyorum. Yok bilezik. Arkadaş almış gitmiş. Açmıyor da telefonunu memeli hayvan. Tülay bak saat 8'de sayım var. Kamera kayıtlarına bakılacak. Ya gittikçe batıyoruz. Ya yapma şöyle şüpheli hareketler. Aç yüzünü. Biz hırsız değiliz. E o zaman bilezik nerede peki? Onu de bana.
Biz hırsızlık yapmadık ki. Sadece unuttuk. Kamera kayıtları öyle demiyor ama koçum. Rahatsız mısın sen ya? Ya polise gidince böyle konuşacaklar diye hazırlıklı ol diye. Ha, 10 tane mandala bile değiştirmiyorsunuz yani. Okey, ben çek edeyim diye. Eyvallah. Lan oğlum, silebilecek mi kamera kayıtlarını? Şimdi kamera kayıtları sistemsel olarak belli sürelerde ki biz buna periyodik tabir ediyorum. Abi silebiliyor musun? Yok. Nereye kayboldun oğlum sen? Kim bu? İnşaat kafası arkadaş. Dekorasyonla ilgili bir şeyi merak etmiş. Partonkiyer miydi? Neydi? Reis. Ana kapıyı çaksam çelik mi ahşap mı? Çünkü ahşapsa piyomuzda girersin. Kameraya da bir örtü at veya yüzüne kar maskesi tak. Çantaya doldur götür her şeyi. Oh rahat. Arkadaş gitsin. Biz de bir sayım yapalım. Ya ben de diyorum nerede bıraktım? Helal paraymış. 17 mesaj. Tuğ benim suratıma. Diye geldim. Ha, ondan o kadar çok korktun. Bu bilezik hep sendeydi değil mi? Allah'ıma gidelim, ama kolumda unutmuşum. Bir de benim arkadaşım var. Gel lan buraya. Bu benim evde görsün bu bileziği Allah'ın belası. Ben oluyorum. Taksın gitsin iyi mi? Bütün gün ara ara ara. Amirim yumurta gibi olan da yattık bunu bir suçu yok. Amirim mi? Güzel abim bu zeri musibet konusunda rakipsiz bir içerik sağlayıcıdır. Ama bu sefer ortak bir çalışmaydı amirim. Tamam, tamam. Bu bileziği size hediye ediyorum. Acımasızca dalga geçiyor. Bu gerçek değil ki hayatım. Kasadaki gerçeğinin benzeri. Teşhir amaçlı ucuz bir şey. Abim vallahi ben hırsız değilim. Hırsız sahtesini gerçeğini bilir zaten. O kadar abartmayın. Biz insan sarrafı olmuşuz anlıyoruz. Hadi güle güle tak. Of! Abi vallahi var ya sabahtan beri kovulmadım yani değil mi? Henüz kovulmadın. Şimdi kovuldum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.